Yani şimdi kabin'e tahminlerine devam edelim ama şey yapmaktan vazgeçtik. Ee, ne derler? ya Şu kulağımdaki sesi alır mısınız? Konuşamıyorum. Ha, şu kabin'e tahminlerini dedik ki yazmayalım dedik çünkü e, onu da anlatalım izleyicilerimize. Ya şimdi herkesin çok beklentisi var bu kabin'e işinde. E, ya benim adım geçti, benim adım geçmedi falan hani böyle bir. Böyle yazılı bir döküman olarak ortaya koymayalım ama herkes fikrini söylesin. Dün akşam zaten Mete Yarar biraz bu konularla ilgili. Kimleri söylediniz abi siz dün akşam? Ben e, işin teknik kısmında girip e, olabilecekleri yönlendirerek söyledim. Mesela işin teknik kısmını bir tarafa bırakıp direkt öyle bize... Öyle çünkü şöyle söyledim onu ben bir kez daha söyleyeyim. Çünkü sonuçta ben kulüs yapmıyorum. Yani kulüse gidip Ankara'da... Mesela WhatsApp gruplarım da yok. Ben acaba hiç önemsenmiyor muyum? Bana niye kimse WhatsApp'ta benim de benim, benim de. Benim ben de böyle bir WhatsApp grubum yok. yok. Acaba ben Benim de Sevmiyorlar beni mı ben acaba? Ben 42 WhatsApp yok. grubunun içindeyim. Ben bütün WhatsApp gruptan çıkıyorum çünkü. Ben, Geldimi ben çıkıyorum. 42 WhatsApp grubunun içindeyim. Hiçbirine bir şey yazmıyorum. Yazılanları okuyorum. Şimdi hem de bir kısmı AK Partili WhatsApp grubu, yani AK Partililerin WhatsApp grubu var. CHP'lilerin WhatsApp grubu var. Hepsinde varım. Şöyle ee, en sevdiğim grup grup WhatsApp grubu. <laughs> Grupları. Demek Gerçekten ki, mi söylüyorsun? Demek ki e, Mete Komutan senden beni kimse sevmiyor. Bizim gruplarımız yok. Yok ben alınıyorum. Ben hemen çıkıyorum. <laughs> ben Bana C, bir kişi yani CHP'liler ne düşünüyor mesela? Bakıyorum. Yani. Ne konuşuyorlar. Grup AK Partililer ne konuşuyor? Ağır ağır muhafazakar AK Partililer, liberal AK Partililer, gelenekselci CHP'liler. Yeni CHP'liler. <laughs> Ama o büyük avantaj. Demeli yakalıyorsun. Öyle. Evet. Şimdi birkaç bölümü ayırarak yaptım. Bunlardan bir tanesi teknik bakanlıklar dedim. Ee, bu teknik bakanlıkları geçmişte olduğu gibi yine dışarıdan atacak dedim. Bunlar işte Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve e, ya, Orman bir, Bakanlığı. Bir unutmadan lütfen tamam. e, umarım yani Bilmiyorum ne yapacak Cumhurbaşkanı'nın takdiri ama umarım... Kültür Turizm Bakanı alır diyorsunuz. Mehmet Ersoy'u bir biçimde yeniden... Çünkü ben e, gerçekten başarılı bulduğum bakan turizmde de kültürde de... Ben herhangi kültürde mesela geri kalacağını düşünmüştüm. Hani turizme ağır... Çünkü esas iş... Ama orada bakan Hamza da çok iyi. Muhakkak, muhakkak. o Bir ekibiyle yapıyor ama tamam. sonuçta biz onu görüyoruz, onu tanıyoruz. Yani... Umarım o turizmdeki bütün bu dünyadaki dalgalanmalara rağmen turizme darbe vuracak olaylara rağmen ayakta tutabilmeyi başardı. Ayrıntılarını bilmem, belki hani sektörün içinde ona itiraz edenler de vardır ama ben işin kültür boyutunu biliyorum, çok iyi işler yaptı. Turizmde de rakamlar ortada. Yani umarım ya o olur ya da o ya onun yaptığı, onun gösterdiği performansı gösterebilecek biri olur teknik bakanlıklar bunlar. Bunlara dışarıdan e, yine atama yapılabilir. Hangi bakanlıklar teknik? Ee, Sağlık Bakanlığı. Sağlık, e, Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Turizm. E, ondan sonra Tarım ve Orman Tarım e, Orman Kapan Bakanlığı. Birazdan birisi şey aklıma gelecek burada söyleyeceğim. E, e, yok enerji Enerji Bakanlığını bugüne kadarki bütün yaptıkları hep içeriden yukarı doğru çıkarttı ki bakanlık yani, içinden. Bakanlık içinden. En son Fatih Dönmez de müsteşardı. öyle çıktı. Ben yine bakanlık içerisinden birisinin yukarı doğru çıkartılacağını düşünüyorum. Çünkü enerjiye çok önem veriyor. Ee, Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği konulardan bir tanesi. İçeride çok başarılı bürokratlar var biliyorum. Onlardan bir tanesinin yukarı çıkma durumu var. Ee, iki, yani orada enerji e, konusunda pişmiş, yetişmiş. Artı bir de şu andaki başarılı projede çalışan e, bir kişiler var. Bürokratlardan bir tanesi. E, bugüne kadar... Savunma Bakanlığı'na özellikle şunu yapmıştı. Bir geçiş süreci olarak Savunma Bakanlığı'nda Genelkurmay Başkanı'nı alıp Savunma Bakanı yaparak o geçiş sürecine öyle götürmüştü. Hulusi Akar. Hulusi Akar konusunda eğer bakanı değiştirecekse bunun aynı prosedürün değiş, sürdürülebileceğini konuşuluyor. Yani mevcut Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı yani Yaşar Güler'in istifa ederek Savunma Bakanı yaptırılabileceği e, konuşuluyor. E şey de konuşuluyor. Hulusi Akar'ın devam edebileceği. De, onu diyor. söylüyorum. Eğer yaptırılmazsa diyorum. İki yani iki ihtimalde var. İki ihtimal. Yaşar Paşa orduda sevilen bir paşa. Tabii. Yani bu, Hulusi Akar da çok o da seviliyor başarılı da. bir Tabii bakanlık, ki, bakanlık canım, performansı. Şöyle şimdi yani. eğer öyle olursa o zaman Süleyman Soy da çok başarılı olur. Yani aradan seçmeye kalkarsa çok sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ha, Hayır var, Hayır söylüyorum. A, a, ne demek istiyorsunuz anlamadım. Ha. Ben fikir olarak Yok, söylüyorum. Yok ben şey olarak söylüyorum. Mesela ben Soylu konusunda e, ne karar verecek? En çok merak ettiğim iki bakan var. Birisi Hulusi Paşa ile ilgili ne karar verecek Cumhurbaşkanı? İkincisi de Süleyman Soylu konusunda ne karar verecek? Zaten ikisiyle ilgili de demin dedik tamam. ki Devlet Bahçeli dedi. Çünkü Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'la e, konusundan adım kadarıyla Devlet Bahçeli'nin bir ağırlığı var anlamında evet. herhalde söylemeye çalıştık. Terörle mücadele terörle konusunda, konusunda mücadele bir tercih konusunda. oluyor. Evet. Yani yani Cumhurbaşkanı Başkanı konuldan... e, ayrıca nezaketen de Devlet Bahçeli'nin yani. görüşünü e, bakışını duymak istiyor olabilir. Çok çok şey yapıyor. Çok büyük saygı gösteriyor. Evet. Karşılıklı bir saygı ilişkileri evet. var Bahçeli ile. Çok yani hem Bahçeli Erdoğan'a Erdoğan, Erdoğan Bahçeli'ye çok hürmet yani ediyor. Bahçeli dese ki şu meclis başkanı olacak ya da şu bakan olacak tartışmasız. Ama Bahçeli'nin de öyle bir tarzı yok seninki. İsteme gibi bir yok Fahri de daha çok Cumhurbaşkanının görüşlerine önem veriyor ya. Yani. Destek veriyor. Sonsuza kadar seçimlerde ittifak yapıyor, destek veriyor ama kabine konusunda hükümetin işleyişine karışmıyor. Ee, şimdi Türkiye'de önemli konular var ve bunlar devam etmesi gereken konular. Ve bugüne kadar bu üçlü ekipler tarafından götürüldü. Hangi bakanlıklar? Eee Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışları Dışişleri Bakanlığı ve üçünü söylüyorum. Bütün toplantılara beraber katıldılar. Neredeyse çok önemli bütün toplantılara. Bir daha söyle savunma, savunma dışişleri, dışişleri, ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Mit. MIT. Bugüne kadarki bütün toplantılarda olan üç kişi. Bu toplantılara bir de dördüncü kişi olarak zaman zaman e, ve birçoğuna katılan bir de İbrahim Kalın var. Cumhurbaşkanlığı temsilen. Dörtlü bir ekip bütün toplantıların devamını biliyor. Bu Türkiye-Amerikan ilişkileri dahil olmak üzere Normalleşme süreçleri içinde İsrail'le, Suriye'yle, Rusya Mısır'la, Rusya'yla, Rusya Ukrayna'yla bütün konularda bu ekip var. Bu konular devamlılık gerektirdiği için ne yaparsa yapsın, bu üç, dört bakanlığı getirecek olanların tamamı bu toplantılara katılanların içinden koyulacak diye düşünüyorum yani ben. Yani şöyle diyelim o zaman bir dakika. Ee, Dışişleri Bakanlığı... Mit Müsteşarlığı ve bir de hangisiydi Milli savunma bakanlığı. Savunma bakanlığı. Bu dört e, atama geçmişte de bu toplantılara katılan ve bütün bu dört süreci, isim dört, dört süreci takip edenler içerisinden seçilecektir. Bu ya alttan gelen bir bürokrat olacaktır ya da diğer toplantılara katılan birimlerden bu tarafa doğru kayılacaktır. Benim beklentim bu çerçevenin dışına çıkmayacaktır. Cumhurbaşkanı çünkü burada ara vermeyi Öğrenmeye zaman yok çünkü hepsi devam eden süreçler Süreçler. Evet. ve direkt çözüm odaklı konular bunlar Peki Mete Komutan'a bir şey sormak istiyorum ya şimdi MIT bizim ülkemiz için çok önemli <laughs> son yıllarda baya bir teknolojisi arttı çok iyi organize oldu yani Hakan Fidan başında çok başarılı tam bakanlığı da hak ediyordur anlıyorum ama MIT kime bırakılacak? Ben de onu çok Sizin merak için ediyorum. MIT çok önemli. Valla ben de onu çok merak ediyorum. Yani tamam, Hakan Fidan o bakanlığa getirilsin, bu bakanlığa getirilsin ama Mit ne olacak yani? O da söyleyeyim. çok önemli bir konu da. Evet. Ee, Şimdi şöyle bir e, durumu söyleyeyim. Ee, Hakan Fidan geldiği günden beri e, tek adamla hiç oynamadı. Hep ekipçiydi ve hep e, millisipat yaşayan dönüştürmeye çalıştı. Ve bunu yaparken de kurumsal dönüştürdü. Yani... Ben tek başımayım ve ben gittiğimde bu Milli İstihbarat Teşkilatı yerle yeksan olur gibi bir havada yapmadı. Ekipleri çok iyi yetiştirildi. Onun için dedim ya çok başarılı. İşte o yüzden söylüyorum. Dönüştürüldü. Yani aldığı Milli İstihbarat Teşkilatı, bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapısına baktığınızda Duyduk. Duydum. Hem teknik olarak, hem eleman olarak, hem de görev kapsamı olarak, hem de kanun olarak e, alından yerlen şu anda çok farklı. Hı. Zaten iyi bir lider kendisinden sonrasında planlar. Dolayısıyla var diyorsun. Yani gelen. Gelebilecek. zaten Hakan Fidan böyle bir şimdi şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanından hiç kimse bir şey talep edemez. Cumhurbaşkanı böyle bir tarzı sevmiyor. Yani birisi gelip kendisinden bakanlık isteyemez. Böyle bir tarza çok kapalı, hatta ters yapıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Hakan Fidan gibi başarılı bir insanı oradan alıp başka bir yere atacaksa onun yerinde birisinin olduğunu muhakkak biliyordur. Bilmezse o ataman yapmaz. Yani zaten talep e, birisinden gelmeyeceğini söylediğim için söylüyorum. Hı. Yani Biliyorum onun ben. yerindekine hazırlanmışsa e, o devam eder ve onu e, sürdürür. Onun dışında e, benim gördüğüm daha önce Çevre Bakanı olan yani kurumda Murat Kurumda Kurum. da e, yine e, Emlak Konut Genel e, CEO'suydu. Genel müdürüydü. Yine eğer olmayacaksa ve şeyde kalacaksa, yetkili olarak kalacaksa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hazırlanacaksa, hazırlayacaksa yine kurum içerisinden onunla aynı görevi yapan ve bugün bütün e, sözleşmeleri, çünkü deprem bölgesine süren bir faaliyet var. Orada kopukluk olmaması lazım. Bunu bilen, süreci bilen birisinin ben alttan yukarıya doğru bürokrat olarak çıkartacak, Peki, çıkartacaklarını düşünüyorum. Ama genelde ben de Abdülkadir gibi içtiyorum. Yani en çok... Kulağa fısıldanan şey şu, yani Murat Kurum kalacak bakanlıkta deniliyor. İşte onu diyorum, eğer olacaksa kalır, eğer kalmayacaksa da yine e, bakanlıktan bakanlıklardan birisi. birisi. Yani siyasi figürden çok bürokrat yapısı olan ve süreci takip eden birisi koyacaktır. Ulaştırma Bakanlığı'nı böyle düşünmüyorum, onu söyleyeyim size. Pardon? Ulaştırma Bakanlığı'nı böyle düşünmüyorum. Yani hem siyasi tarafı olan, hem siyasi tarafı olan, hem de sistemi bilen birisini. Getirdim. O zaman yeni yani, bir isim gelecek oraya. Şu andaki ulaştırma bakanısa milletvekili olmadı mı? Oldu oldu. O yüzden Aa, yeni yeni bir isim gelecek. Yeni bir isim, siyasi isim tarafı diye düşünüyorum ama yine teknik boyutu olan ama yine bu işi takip edenlerden bir tanesi e, olacaktır diye düşünüyorum. E peki sağlık bakanı çok başarılı. O ne olacak? Ama şöyle sağlık bakanı zaten milletvekili olmadı ki. Özellikle istemedi bir de şunu söyledi. Ben işlerime geri dönmek istiyorum. Yani ne milletvekili e, olmak istemiyorum ne bakan olmak istemiyorum be de. Yani turizm bakanı da öyle. Yani ikisi de e, ben siyasete devam etmek istemiyorum, sürdürmek istemiyorum deyip müsaade isteyen iki tane bakandan bahsediyor. Yalnız hep o konuda şöyle deniyor. Yani Cumhurbaşkanı gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya, gerek Turizm Bakanı Mehmet Ersoya ya siz Böyle görevden affınızı falan istediğiniz sizi de milletvekili yapmadık ama gelin bakalım Türkiye'nin ihtiyacı var sen Sağlık Bakanlığına sen de Turizm Bakanlığına devam ediyorsun derse her iki isim de bunu kabul eder diyorlar yani böyle bu da konuşuluyor hani der mi demez mi nedir aralarındaki konu onu bilemiyorum tabii İçişleri Bakanlığında Süleyman Soylu gerçekten başarılı bakanlardan bir tanesi terörle mücadele ve diğer konularda. Onun yerine eğer e, birisi gelme durumu varsa, e, benim duyduklarımdan e, başarılı valiler var. Başarılı valilerden birisinin gelebileceğini duydum. Yani öyle söyleyeyim, böyle bir e, duyum Vallahi da. Valla Ankara-İstanbul valileri konuşuluyor. Evet yani. yani öyle, diyorum. öyle değil mi? Ee, Fakat tecrübe de çok büyük. Eski şey. valilerden, merkez valisi Münir de. Karaloğlu konuşuluyor. Pardon? Münir Bey konuşuluyor, Diyarbakır valiliğinden merkez valiliğine dönmüştü. Soyadı ne? Üçtü. Münir, Münir Karaloğlu mu yanlış söylemeyeyim. hemen bakayım ama Ali Yerlikaya Ankara Valisi de konuşuluyor doğru. Evet. Ama ben Soylunun ve Akar'ın da devam edebileceğini düşünüyorum. Ben de yani düşünüyorum. Yani biz, çünkü o konular ağırlık orada mı? ve Ağırlık tecrübe orada. Tecrübe çok önemli oldu. Yani Hulusi Akar ve Süleyman Soylun'un e, koltuklarını koruma ihtimali yüksek. Ya, yüksek. Evet. Yüksek. Eğer olmazsa Hulusi Akar'ın yerine mevcut genel kurmay başkanı. Yaşar Güler Paşa. Olabilir. Olabilir. Seçeneklerden o bir olsun. tanesi. Seçeneklerden, Seçeneklerden bir... bir tanesi. İçişleri Bakanlığı içinse adı geçen bir takım valiler var. var. var, var evet. Böyle özetleyebilir miyim? Evet. Ee, şeyi Ticaret Bakanlığı için demin konuşurken söylüyordunuz. Açıkçası ben e, en sıkıntılı konulardan bir tanesinin Ticaret Bakanlığı'nın olduğunu düşünüyorum. Süreç içerisinde çok e, yani AK Parti'ye nereden çok Darbe derseniz, evet. darbe edilir konudan bir tanesi ticaret Münir bakanlığı. Karaloğlu. Münir Karaloğlu. Doğru, şey evet, demiş. evet. Ben de e, Muhtemelen e, ticaret Bakanlığı'na bütün sektörleri bilen ve e, sektörleri doğru okuyabilecek olan aynı sağlık bakanlığı gibi ve diğer bir bakanlık gibi bir girişin getirilebileceğini düşünüyorum. yani Yani o konuda bir. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ismini duydum ama ister mi Rıfat? Top, top başkanı seçildi bugün zaten. Yeniden istemez. Olmaz diyorsun. Anladım. Daha önceden gündeme gelmişti. O başka isim önermişti. Sektörün içinden. O açıdan olmaz Rıfat. Ama Mete Yarar haklı. Orada bir sektörleri içinden, çok iyi tanıyan bir isme ihtiyaç e, var. Çünkü e, bakın önümüzdeki dönemde, 9 aylık dönemde, büyük şehirlerdeki en büyük sonlardan bir tanesi ne olacak? Hepten söyleyeyim. Enflasyon. Ee, ve e, ev kiraları ve diğer konular yani bu konulara neşter atabilecek kadar sektörü iyi bilen, e, birileri getirilmediği müddetçe e, Cumhur İttifakı'nın belediyelere büyük şeylerde belediye alması konusunda sıkıntı olacağını düşünüyorum. O yüzden muhakkak ve muhakkak Ticaret Bakanlığı gibi e, önemli görevlere getirileceğini düşünüyorum.